Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fehme lena illa ma fehemtena inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ukteten min lisani yefkahu kavli. Ve üfevvid emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Geçen dersimizden devam ile Maide suresi 60. ayette. Bu ayette Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. De ki Allah katında sevabı bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Nedir o daha kötü olan hal? Onlar Allah'ın lanetlediği ki burada Yahudileri tavsif ediyor. Onlarla ilgili konuları geçen dersimizde dile getirmiştik. Şimdi inşallah onu biraz daha detaylandırmaya çalışacağız. Allah'ın lanetlediği ve gazabına uğrattığı, içlerinden bir kısmını maymunlar ve domuzlar kıldığı kimseler ve bir de tağuta ibadet edenlerdir. Özellikle onların içerisinde cumartesi yasağını delenleri, ihlal edenleri Allah maymunlar suretine, İnkar içerisinde olanları da domuzlar suretine Cenab-ı Hak çeviriyor. Bunlar ortalama olarak 13 kişi, 3 gün boyunca ibret olarak Cenab-ı Hak onların çevrelerine, ailelerine bunları aynen gösteriyor. Aynen maymunlar suretinde ve aynen domuzlar suretinde Cenab-ı Hak 3 gün onları o hale çeviriyor. Bunu nasıldı? Geçen hafta bunu bir nebzecik örnekleriyle anlatmıştık. En son şunu söyleyecektim. Harun Reşit zamanında Abbasi halifelerinden onun bir veziri var, danışmanı var. Meczup, meczup derken gider gelir hali. Yani normal deli değil. Manevi yapısı yüksek olan bir kimse. Harun Reşit devamlı ona danışır. Bahir Dağı'na bir gün çarşıdaki esnaf tarafından Harun Reşit'e şikayet ediliyor. Harun Reşit çağırıyor. Bahir diyor, bak bu esnaf senden şikayetçi. Ne oldu diyor. Bak diyor, sen bunların üzerine devletmişsin diyor. Yok ben öyle bir şey yapmadım. İnsanların üzerine öyle bir şey yapmadım. Ya Behlül bak adamlar yalan mı söylüyor? Adamların üzerine devletmişsin. Behlül diyor. Israr edince bizim Behlül cübbesini Harun Reşid'in gözünün önüne uzatıyor. Ve bir raz evvel insan suretindeki görmüş olduğu o insanları Harun Reşid farklı suretlerde görünce, gerçi Behlül'ün durumunu biliyor ama bu kadarını da hiç tahmin etmeyen Harun Reşit işi biraz daha anlayınca, tamam haklısın, haklısın Behlül, haklısın ama ne olur bir daha yapma diyerekten ricada bulunuyor. Yani Bediüzzaman'ın şu sözünü söylemiştim geçen seferkinde de, eğer şu medenilerden bir kısmının içleri dışlarına, dışları içlerine çevrilmiş olsa elbette ki birçok farklı suretlerde görülecektir. Yine Balkan savaşları sırasında yapılan zulümleri dile getiren Mehmet Akif ne güzel söylemişti. Kim yamyam, kimi Hindu, kimi bilmem ne bela, hani tauna da züldür bu rezil istila dediği gibi, kimi yamyam, kimi Hindu. Bunu teyiden Kur'an'da Rabbimiz şöyle buyurur. İnkar içerisinde ve zulüm içerisinde olan insanları Rabbimiz tavsif ederken der ki ulaike kel en'ami belhum adallu. Onlar hayvanlar gibidirler. Belki öyle ki hayvandan daha da aşağıdırlar. Arapçada bel ifadesi kuvvetliliği bildirir. Öyle ki yani bırakınız hayvan olmayı, ondan daha da aşağıdırlar. Yani nebatat derecesinde, cemadat derecesinde, cansızlar derecesinde, derecesindedirler diyerekten onların o halini Cenab-ı Hak o hale benzetmiş olur. Efendimizin de buyurduğu gibi nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz. Yani insan gerçek sureti içindeki suretidir. Hatta şu örneği vermiştim. Kendisine zulmeden kişilere, bir savcıya Bediüzzaman Hazretleri diyor ki her ne zaman diyor sen kötü bir suretle, kötü bir niyetle yanıma gelirsen seni yılan suretinde görüyordum diyor. Ve Cemil Baba'yı, geçen hafta Kayserili Cemil Baba'yı size onu örnekleriyle ifade etmiş idim. Yani insan, Allah insanı değerlendirirken gerçek suretiyle, gerçek manevi suretiyle değerlendirmiş olacaktır. Onun için eğer mümkün olsaydı,
Nasıl ki insanlar içki içtiklerinde sarhoş oluyorlarsa, her bir işlenilen günahlardan dolayı eğer insanlar sarhoş olacak olmuş olsalardı, öyle zannediyorum ki toplumda ayık insan az bulunurdu. Yani günahlar da manevi, simay manevi dediğimiz, manevi simanın değişiminde de dönüşümünde de elbette ki önemli bir etken olmuş olmaktadırlar. İşte o Yahudilerin durumu, üçüncü halleri olaraktan onlar tağuta ibadet ederler. Buradaki tağuttan kasıt da, ki onu da ifade etmeye çalışacağım, Allah'ın dışında tapılan her şey olmakla beraber, bunun içerisinde put var, bunun içerisinde şeytan var. Yani menfi ve olumsuz olan her şey o tağutun içerisinde değerlendirilmiş olmaktadır. Demek ki o kişiler buzağıya da taptıkları için bu manada 40 gün Hazreti Musa kardeşi Harun'u içlerinde bırakıyor. Tur-i Sina'ya, Rabbimizle kelama gitmek üzere ayrılıyor. O 40 gün içerisinde Samiri'nin yapmış olduğu o buzağıya tapıyorlar. Yani onlar tağuta da tapmaktadırlar. Diyerekten o cumartesi adamlarını, o tağuta tapanları, o Yahudileri, o inkar içerisinde bulunan bu insanları Cenab-ı Hak bir derece tabiri caizse deşifre ediyor, gerçek varlıklarını dile getirmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'de ki bu öyküler olarak ben, hatta bu konuda birçok doktora tezleri de yapılmış, geçen hafta bunları bir nebze sizlere ifade etmiştim. Yani o Kur'an'da geçen öyküler ki birçok ayet-i kerimede onlar dile getirilmekte. Cenab-ı Hak da onlardan bizler için çıkarılacak hisseler nedir, çıkarılacak paylar nedir, onları da Cenab-ı Hak bizlere hatırlatmış olmaktadır. Yani insanda bizlere hatırlatılan şu: siz de böyle bir günah içerisinde bulunursanız, mesh-i manevi denilen manevi suretin ve yapının değiştirilmesiyle beraber aynı şekilde maddi yapının değiştirilmesinde de elbette ki günahlar, inkar, yasakları delme, ihlal etme olayları önemli çapta insan yaşantısında etkili olmaktadır. Burada belagat konusunda, ayetlerin hepsinde belagat esasları da vardır. Mesela ayette işte onlar, yer bakımından en kötü. Buradaki ifade, kötü oluş ifadesi, edebiyat ve belagat kuralı gereği olaraktan mekana burada nispet edilmiştir. Yani en kötü derken en kötü yer. Bu mekanın ehliliğinin niteliğini dile getirmek amacıyla söylenilmiştir. Yani onları yemekte mübalağa amacı olmak amacıyla bu şekilde bir belagat kuralını Kur'an-ı Kerim'de görmüş olmaktayız. Ayetteki mesubeten ifadesi, aslı bir şeyin daha önce bulunduğu hale ya da belirlenmiş, amaçlanmış, dönüşü düşünülmüş bir hale dönüşülmesini de ifade etmiş olmaktadır. Mesela bu konuda Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu mesubeten ifadesiyle ilgili, mesela Müddessir 4. Ahzab 33. Zilzal gibi muhtelif ayetlerde bu konuyu orada Rabbimiz ifade etmiş, mesubeten ifadesinin geldiği manaları dile getirmiştir. Tağut da tuğyan kökünden gelmekle beraber, saymış olduğu manalara gelmekle beraber Kur'an-ı Kerim'de 3 manada genel olaraktan tefsir edilir ki her biriyle ilgili birkaç ayet Kur'an'da var. Ben detayına girmeyeceğim. Kısaca manalarını ifade edeceğim. Birincisi şeytan manasına, ki Kur'an-ı Kerim'de 3 yerde geçer. Mesela tağuta, şeytana ibadet edenler gibi. İkinci olarak da Allah dışında tapılan evsan gibi, put dediğimiz, putların çoğulu evsan ifadesi anlamında kullanılır ki bununla ilgili 2 tane ayet Kur'an'da mevcuttur. Bir de Yahudi Ka'b bin Eşref için kullanılır. Mesela ayette şöyle der: küfredenlerin velileri ise tağuttur. Yani Ka'b bin Eşref gibilerdir. Onları nurdan zulümata çıkartır. Nasıl ki ehli imanı zulümattan nura çıkartırsa, Ka'b bin Eşref gibileri de Allah onları da nurdan zulümata, karanlıklar içerisine çıkartmış olur ki bu konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de de 2 ayeti kerimeye rastlarız. Bu konuda Muhsin adında bir İslam alimi diyor ki, cipt diyor şeytandır. Nisan suresinde de tağutun Ka'b bin Eşref'in hükmüne başvurmak istiyorlar şeklinde buyurulduğunu dile getiriyor. Böylece genel olaraktan tağut ifadesinin Kur'an-ı Kerim'de 8 farklı yerde de kullanılmış olduğunu görmüş olmaktayız. Aslında burada önemli bir noktayı da dile getirmeye çalışacağım.
Aslında insanlar yaptıkları ile, amelleri ile, işledikleri günahlar ile aslında kendi akıbetlerini belirlemektedirler. Evet, insanlar kendi günahları ile akıbetlerini, sonuçlarını belirlemiş olmaktadırlar. Yani ne günah işlemişse o işlediği günah akıbetinin ne gibi sonuçlanacağını, ne gibi bir sonuca varacağını özellikle o insanın o ameli belirlemiş olmaktadır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de sık sık bir şekilde ısrar ile vel akıbeti lil müttakin vel akıbeti lil müttakin, ukubat, akıbet, netice ve sonuç sürekli dile getirilir ve müminlerin akıbetleri vel akıbeti lil müttakin, müttakilerin akıbeti, Allah'tan korkanların akıbetlerinin güzel olduğunu, sonucun onlar için olduğunu Rabbimiz ifade eder. Peki, ameller akıbetleri belirler. Nasıl mı? Bakınız, yaşanmış hayattan çok örnekler var da yakın tarihimizdeki önemli bir iki olayı nazara vererekten bunu göstereceğim. Mesela, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Ankara'ya gittiğinde Ankara valisi Nevzat Tandoğan ağır bir şekilde başındaki sarığı çıkar diyor. O zulüm dönemlerinde zulmün ayyuka çıkmış olduğu, tek şef dönemlerinin yaşanmış olduğu, maneviyatın yok olduğu o dönemlerde Tandoğan, Nevzat Tandoğan Bediüzzaman'a şapkanı, sarığını çıkar der. Yani onun yerine şapka kanununu gereği olaraktan onu takmasını söyler. Bediüzzaman ise tabii kendisine daha gür bir ifadeyle bu sarık bu başla beraber çıkar şeklinde ona aldırmaz. Ama bu arada da başından vurulasın der. Ve Nevzat Tandoğan bir Rus elçiliğinde çalışan birisinin öldürülmesi ve onu öldüren kimsenin de Nevzat Tandoğan'la bir saat görüşmesi şaibesi üzerine, böyle bir şaibe üzerine Nevzat Tandoğan kendisi kendisini alnından vurur, başından vurur, öldürür. Aslında insanların yaptıkları hareketler kendi akıbetlerinde ne duruma geleceklerini gösteren ibretli bir durumdur. Hadi bir örnek daha vereyim. O da şu. İçişleri Bakanı Namık Gedik. Isparta'dan kalkan Bediüzzaman Hazretleri Urfa'ya gitmektedir. Ama Urfa'da kalmak için değil, Urfa'da vefat etmek için gitmektedir. Ve tabii sürekli tarassutlar, baskılar içerisinde, takipler içerisinde. Ve Bediüzzaman Hazretleri bütün o takipleri aşaraktan Urfa'ya varır. Bunu duyan Namık Gedik İçişleri Bakanı emniyete, Urfa emniyetine bir an evvel onu gönder der. Efendim şöyledir der, böyledir der, arabadır yok, yoktur der vesaire. Ama Namık Gedik o konuda ısrarlıdır. Mutlaka ne olur çöp arabası da olsa onu çöp arabasına koyun gönderin der. Çöp arabasına koyun gönderin der. Ve ne mi olur? Ve aynı akibete, Nevzat Tandoğan'ın aynı akibetine düçar olan aynı şekilde Namık Gedik ölümü üzerine o da aynı şekilde araba bulunmadığı için bir an evvel kaldırılması gerektiği içindir ki o da çöp arabasına konulur ve o şekilde götürülmüş olur. Aslında ne oldu? Bunlar yapmış oldukları hareket ile, menfi hareketler ile aslında kendi akıbetlerini hazırlamış olduklarının farkında değiller. Onun için insanlık tarihi boyunca kıyamete kadar da bir gerçektir ki İnsanlar amelleriyle kendi akıbetlerini, neticelerini, yaşantılarını belirlemiş olmaktadırlar. O halde bu konuyu izah babında bir yazı kaleme almıştım. Manevi çehre diye. Manevi çehre diye. Andolsun biz cin ve insandan birçoğunu sanki cehennem için yaratmışız. Zira onların kalpleri vardır ama onlarla gerçeği kavrayamazlar. Gözleri vardır lakin onlarla görmezler. Kulakları vardır fakat onlarla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir, hatta daha da sapıktırlar. Onlar gaflete düşenlerin ta kendileridir gibi ayetlerin ifadesiyle Rabbimiz o insanların yani o sahip olduğu Kur'an'ın ifade ettiği özelliklere sahip olmasıyla beraber ama o insan gözü var ama görmüyor. Kulak var, işitmiyor. Akıl var, düşünmüyor. Böyle bir hale düçar olduklarını Rabbimiz ifade ediyor. Demek ki maddi çehresiyle görünen insan manevi çehresiyle bilinmekte ve de elbette ki tanınmış olmaktadır. Manevi çehre önemlidir. Ondan dolayı Fetih Suresi'nin son ayetinde Hazreti Ali tavsif edilirken simahum fi vucuhihim min eseri sucud denilir. Yani secdenin eseri onların yüzlerinde görülür şeklinde.
Bir tahdis-i nimet olarak söylüyorum. Öğrencilik döneminde, 1984 yılında bir abimiz Kayseri'de demişti ki, ya biraz kum lazım, bir inşaata gidelim. Biz 5 arkadaş eski elbiselerimizi giydik, Skoda arabanın arkasına bindik, inşaata vardık. İnşaattaki görevli bekçi olan kimse dedi ki, ya hayrola Mehmet dedi, bunlar kim dedi, bunları nereden getirdin? O da takılarak dedi ki, bunları amele pazarından buldum getirdim dedi, işçi pazarından dedi, bunları aldım getirdim. Adam bir ciddileşti, yok ya o dedi, bunlar amele pazarının işçilerine benzemiyor dedi. Niye? İşte simaları nurlu dedi, yüzleri parlak şeklinde ifadede kullandı, böyle gayet ciddi bir şekilde. Onun üzerine o abimiz onu okumuştu. Simahum fi vucuhim min eseris sucud. Hazreti Ali çok secde etmiş olmasından, çok namaz kılmış olmasından dolayı secdenin izi onların alınlarında görülür ifadesiyle Rabbimiz Hazreti Ali'yi bu özelliğiyle tavsif etmiş oluyor. Günahlarda da manevi çehrenin insanlarda görürsünüz. Burada söylememe gerek yok. Yani manevi yapısı bozulan insanların suratına, öyle ifade edeyim, sima demeyeyim artık, suratlarına baktığınız zaman içinin adeta kirliliği, pisliği, kini, nefreti, uygunsuzluğu ve olumsuzluğunun dışarıya çok rahat bir şekilde aksetmiş olduğunu hepiniz rahatlıkla takdir edebilir ve de görebilirsiniz. Yine şöyle bir şey yazmışım. Büyük veli olan, bugün Üsküdar'da bulunan Aziz Mahmud Hudai Hazretleri bir gün gündüz vakti elinde fenerle bir şeyler arar vaziyette. Üsküdar sokaklarında dolaştığını gören dostları bunun sebebini kendisine sorarlar. Efendim gündüz vakti bu fenerle ne arıyorsunuz diye sorduklarında Aziz Mahmud Hudai şunu söyler. Adam arıyorum, adam. Evet. Yani insan çok piyasada. İnsan çok da yerde adam ara. Adam ne kadar? 7 milyar insan var ama ne kadar adam var? Onun için hani bilirsiniz ya, adam demiş, oğlum demiş, sen adam olamazsın demiş. Öyle mi görürsün demiş baba. Ve adam hakikaten de vali olmuş. Ve hiç umursamadan görevliye demiş ki, gidin demiş, falan yerde bir adam var. Babam da demiyor. Falan yerde bir adam var, onu alın getirin. Adamlar ne bilsin? Apar topar suçlu düşüncesiyle bunu almışlar, valinin odasına atmışlar. Efendim ağa getirdik. Tabii bu da biraz gururlu bir şekilde, baba hani bana adam olamazsın diyordum, bak ben koca memleketin valisi oldum deyince aşağıdan yukarıya başını kaldıran derin bir şekilde baba oğluna dönerek, oğlum ben sana kaymakam olamazsın, vali olamazsın, öğretmen olamazsın, mühendis olamazsın demedim ki. Ben sana adam olamazsın dedim, adam. Eğer adam olsaydın beni ayağına getirmezsen benim ayağıma gelirdin. Ve böylece babanın bu şeyini o da doğrulamış oldu. Demek ki burada insanlar, yani adam olması veya insan olma farkını yapmış oldukları yaşantılarıyla elbette ki göstermiş oldukları olmaktadırlar. O yaşantıları böylece o insanların o halini daha güzel bir şekilde tavsif etmiş olmaktadır. Mesela yine bir yaşanmış örnek, büyük veli olan, veliyelerden olan Rabiatul Adaviye. Bu Hasan Basri'yi görünce peçesini örter. Peçesini kapama sebebini kendisine sorduğunda elbisesinin arkasında insanların gerçek suretlerini göstermiş olduğunu ve gördüğünü ifade eder Rabiatul Adaviye. İnsan cübbesi giymiş, insan suretinde birer hayvan olanlarla garip gibi görünen gerçek insanların gerçek farkının fark edilmesi, birbirinden ayrılması gerekir. Merkebe altından semer vursalar, merkep yine merkeptir. Altın semer merkebin değerini elbette ki bu manada yükseltmemiş olmaktadır. Yani insan kıymet verir. Hatta Mevlana zamanında adamın birisi kabadayı, üzerine öyle bir aba giymiş ki aman Allah'ım, o zamanki fiyat itibarıyla 300 dinar değerinde. Gururlu bir şekilde adam Mevlana'ya dönerek, hocam benim fiyatım ne kadar eder? Mevlana aşağıdan yukarıya adamı süzdükten sonra, işte evladım demiş, 300 lira eder demiş. 300 lira edersin. Hop hop hoca demiş. Benim sadece üstümde giydiğim aba 300 lira eder demiş. Öyle şey mi olur demiş. Oğlum demiş, ben de zaten üstündeki abaya değermiştim ya demiş. Yani hani yine Mevlana der ya,
çok çıplaklar gördüm, içinde insanlar var, çok insanlar gördüm, çıplaklar. Yani elbise insana kıymet vermez, semer insana kıymet vermez. Elbiseye de kıymet veren elbette ki insandır. İman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. Küfür insanı ise gayet aciz, canavar bir hayvan eder. Gerçek insaniyet elbette ki iman ve İslamiyet iledir. Onun içindir ki günahlar insanların ister istemez fiziki yapılarını da tamamıyla bozmuş olmaktadırlar. Onun için Rabbimiz özellikle günahlardan içtinab edilmesini, sakınılmasını emretmiş olmasındaki sebep, insanların böylece gerçek suretlerini o manada elde etmiş olmalarından kaynaklanmış olmaktadır. Yani yaşantı, niyet önemlidir. Niyet önemlidir. Onun için insanlar niyetlerini iyi tutarlarsa, akıbetlerini de inşallah hayır ile sonlandırmış olurlar. Evet, biz de Rabbimizden elbette ki onu dileriz. Akıbetimizi inşallah Rabbimiz de bizim hayır eylesin diyelim. Bu arada işin bir de gramer noktasını ele alalım. Ayet-i Kerime'de, 60. ayet-i Kerime'de gramer olarak. Burada şer ifadesi ef'ali taf'il deniliyor. Taf'il, yani ziyadelik bildiren fiillerden olmuş oluyor. Burada hemzenin hasfedilmiş olması tahfiften dolayı olmuş oluyor. Min zalike ifadesi car ve mecrur olmuş olup şerriye müteallik olmuş olmaktadır. Mesubeten ifadesi ise Arapçada temyiz ifadesi, ayrılma, ayrı olaraktan mümeyyiz, farklılığı ifade etmiş oluyor. Men la'anehullah ifadesindeki men ifadesi ise mahsuf olan bir müptedanın haberi olmuş olup ismi mevsul olmuş olmaktadır. Yani hüve men, o kimse ki gibi orada mahsuf bir hüve olmuş oluyor. O mahsuf olan müptedanın bu böylece men de haberi olmuş oluyor. Hüve men la'anehullah cümlesi ise başlı başına bir müstenife cümlesi, yani başlangıç cümlesi oluyor. Ve abede tağut cümlesi ise bu da aynı zamanda ceale cümlesine de matuf olmuş oluyor. O da aynı zamanda la'anenin sılasına matuf olmuş oluyor gramer olaraktan. Ulaike şerrun cümlesi de yine kendi içerisinde müstenife dediğimiz bir başlangıç cümlesini de oluşturmuş olmaktadır. Evet değerli seyircilerimiz, 60. ayet-i kerimede işte Rabbimiz bu manada insanların manevi suretini dile getirerekten Yahudilerin bu hususta gerçek çehrelerinin günahları sebebiyle ne hale dönüşmüş olduğunu biraz dehşet amiz, biraz korkunç bir vaziyette de Rabbimiz tasvir etmiş oluyor. Yine o noktada da Rabbim muhafaza etsin diyelim. Evet, 61. ayeti kerimeye gelince Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ câukum kâlû âmennâ ve kad dehalû bil küfri ve hum kad haracû bih. Vallahu a'lemu bima kanu yektumun. Sadakallahul azim. Evet, Maide 61. ayette de onlar size geldikleri zaman iman ettik dediler. Oysa yanınıza kafir olarak girip kafir olarak çıkmışlardır. Allah onların gizlediklerini çok iyi bilir. Evet, insan ne kadar içindekini gizlerse gizlesin, elbette ki Rabbim o insanın gerçek mahiyetini, gerçek hüviyetini, gerçek niyetini bilir. Böylece o Yahudilerin durumunu da Efendimiz'e Rabbimiz haber veriyor. Yani Resulüm, o Yahudiler var ya, senin huzuruna geldikleri zaman sana aynen münafıkların Bakara suresinin başında olduğu gibi, münafıklar gibi sana iman ettik, inandık derler. Veya öyle bir inanmış gibi görünürler. Halbuki kafir girer, kafir olaraktan geri çıkarlar. İnandık demelerine bakma. Aslında onlar inandık demekle sana yalan söylerler. Allah ise onların gizlemiş olduklarını elbette ki daha iyi bilendir diye Rabbimiz böylece gerçek onların mahiyetini, hüviyetini ifade etmiş olmaktadır. Yani onlar bu zamanlarda da oluyor ya, çifte standart uyguluyorlar. İki tane maske var. Kendi dostlarının yanına geldiğinde
veya gerçek yüzlerini gösteriyorlar. Efendimizin yanına geldiğinde başka bir maske takaraktan o şekilde Efendimizin huzuruna girmiş oluyorlar. Yani böylece onların o dil ile söyleyip de kalp ile onaylamadıkları durumlarından dolayı bu durum onlara bir fayda vermez. Böylece Allah onların işlerinde gizlemiş olduğu küfrü bilir. Burada küfrü bilir ifadesini kullanarak aslında Rabbimiz hem bilmiş olduğunu ifade ediyor, hem de bu bilmiş olduğu ifadesinin içerisinde de onlara karşı bir tehdit olayı söz konusu olmuş olmaktadır. Evet, böylece onlar tabii ki bir yandan Müslümanların namazlarıyla alay eder, bir yandan cumartesi gününü ihlal eder, bir yandan inkar eder ve nankörlük içerisinde bulunurken böylece onlar gerçek suretlerini, yaşantılarını da bir derece ortaya koymuş, gerçek niyetlerini de onlar göstermiş olmaktadırlar diye Rabbimiz ifade etmiş oluyor bu 61. ayeti kerimede. Evet, böylece Cenab-ı Hak gerçek niyetleri bilendir. Gerçek suretleri, hakikatleri elbette ki Rabbimiz hakiki manasıyla alimdir. Allamul guyub'dur. Her şeyi en mükemmel manada bilendir. Bu ayeti kerimenin yine gramer olarak tahliline bakacak olursak sarf ve nahiv açısından وَقَدْ دَخَلُوا cümlesi halu'daki vavdan haldir. Haliye o manasını girdikleri zaman, girdikleri halde şeklinde hal cümlesidir. Yine bil küfri ifadesi car ve mecrur olmuş olup aynı zamanda vavdan mukadder olan hale de müteallik olmuş olmaktadırlar. Yani şu manaya mashubine bil küfri, onlar var ya ey Habibim, küfre sahip olmaktadırlar. Küfrün sahibidirler. Küfre sahip çıkmaktadırlar. Küfürle iç içedirler. Onunla sohbet etmektedirler. Arkadaş olup beraber olmaktadırlar. Evet, ve izâ câukum cümlesi ise şart cümlesidir. İzâ şart, arkasından mutlaka bir cevap var. Onlar sana geldiklerinde, geldikleri zaman, bu bir şart edatı. Bu da aynı zaman edalledeki müfrede de bir derece matuf olmuş olmaktadır cümle olaraktan. Evet, demek ki bu ayetin gramer olaraktan, 61. ayetin gramer olaraktan manası bu meyanda olmuş oluyor. 62. ayeti kerimeye gelince, burada oraya gelmeden yine yektumun ifadesi, aslında bunu hahamları içinde, Yahudilerin hahamları içinde çok kullanılıyor. Yani ketme diyorlar, içlerinde saklıyorlar, gizliyorlar. Aynen, mesela Efendimizin peygamber olduğunu bildikleri halde, Tevrat'ta Efendimiz'den haber verdikleri halde, onlar hakkı gizliyorlar diyor. Yektumun el hakka. Hakkı gizliyorlar diyerekten Yahudilerin genel yapılarının gerçekleri dışarıya vurmamaları. Belki kendi aralarında bunu dile getiriyor ama genel insanlık alemi içerisinde Yahudilerin gerçek sureti, hakkı ve hakikati hakiki manada dışa yansıtmamaları, hep ketmetmeleri, hep içlerinde saklamaları, hak olmayan şeyi ise maalesef dışarıya yansıtmış olmaları karakterlerinin ve yapılarının bir gereği olmuş olmaktadır. 62. ayette ise ve tera kesiren minhum, onların çoğunu, az bir kısmı değil, çoğu, hatta bazı yerde hepsi hemen hemen ve tera kesiren minhum yusari'une fil ismi vel udvan ve eklihumus suhte lebise ma kanu ya'melun. Sadakallahu azim. O Yahudilerin çoğu, burada çoğunu ifade etmesi şu manaya da geliyor. Hristiyanları Allah dile getirirken onların bir kısmı iyidirler diyor. Yani Hristiyanlarda iyi olma oranı Yahudilerinkinden daha fazla. Yani demek ki günahta Yahudiler Hristiyanlardan daha da ileridirler. Fatiha suresinde mağdub diye Yahudiler dile getirilirken Hristiyanlar dalin diye sapıtmış olaraktan dile getirilmiş olmaktadır. Bu ayette Rabbimiz onların çoğunu, onlardan birçoğunu, birçok kimseyi günah işlemede isim, düşmanlıkta udvan, adavet, haddi aşmada, düşmanlıkta ve haram yemede yarış ederken görürsün. Adeta yarışıyorlar. Hadi gel, kim daha çok günah işleyecek?
Kim daha çok günaha çamuruna bulanacak? Bu yaptıkları şeyler elbette ki ne kötüdür. Ve bugün de öyle değil mi? Yani hatta Armageddon denilen onların düşüncesi, Tanrı'yı kıyamete zorlama zihniyeti var. Onlar da yani Allah bir an evvel kıyameti koparması için yeryüzünde fesat ve fitneyi arttıralım ki Allah kıyameti koparsın. Kendilerinin ifadesiyle Tanrı'yı kıyamete zorlama. Zorla kendilerinin ifadesiyle Tanrı'ya kıyameti kopturma konusunda o kadar yarış içerisine girerler ki ne kadar fazla kan dökebilsek. Nitekim maalesef Gazze'de ve Filistin'de yaptıkları gibi. Evet, bu konu onların aslında ayrılmaz sıfatlarıdırlar. Onların ayrılmaz özellikle onlar böylece ne kötü bir yol tutuyorlar, Yahudiler ne kötü bir iş içerisine giriyorlar diyerekten Rabbimiz onların yaptığı çirkin ve kötü olan bu hali böylece dehşetli bir surette tasvir etmiş olmaktadır. İsim genel olarak günah olmakla beraber tüm haram kapsamı içerisine giren her şey için bu ifade kullanılmış olmaktadır. Bu ayette özellikle ve özellikle münafıkların da iki özelliğine dikkat çekiliyor. İsim ve udvan. İsim ve udvan. Yani günah ve zulüm. Adalet, isyan, haddi aşma, taşkınlık. Bütün bu noktalarda sen onları böyle görürsün diyerekten günah ifadesiyle onların yalan söyledikleri, hakkı gizledikleri, hakkı bile vurmadıkları ifade edilmiş olmaktadır. Böylece onların yaptıkları şeylerin hakikaten çirkin, hoşa gitmeyen, çok kötü bir şey olduğunu Rabbimiz bir daha, bir defa birçok yerde olduğu gibi onlara tekraren hatırlatmış oluyor. Zaten aslında Hazreti Musa da sürekli onları hatırlatmış. Allah 9 kere onların başına bela vermiş olmasına rağmen onlar yine bunda yılmamışlar. Yine o manada maalesef zulümlerine, kötülüklerine hala şu anda da devam etmiş olmaktadırlar. Evet, Yahudiler bu noktada haddi aşmada, günahı aşmada elbette ki öne çıkan özelliklere sahiptirler. Oysa mesela Ali İmran'ın 114. ayetinde hayır işlerinde de birbirleriyle yarış yaparlar diye ehli imanı, bir Müslümanı genel ifadeyle hayırda yarış yapmak olaraktan dile getirir. Demek ki Yahudiler ise şerde ve günahta yarış yaparlar. Yani günahta ne derece birbirlerini aşar derecede, fazla bir derecede günah içerisinde olduğunu ifade etmiş olmakta. Yusariyona, seri, koşma. Leyselin insan illa ma sağ. Aynen oradaki sağ etme, buradaki seri bir şekilde, yusariyona, seri bir şekilde, gayet hızlı bir şekilde, aşırı derecede, acele bir surette bir müsaraat ettiğini, yarış içerisinde olduğunu, kötü işlere girişmiş olduklarını, menhiyat ve yasaklardan kaçınmadıklarını, böyle bir masiyet içerisinde bulunduklarını Rabbimiz tasvir etmiş, dile getirmiş olmaktadır. Özellikle soht ifadesi, yani onlar günah işlemekle beraber öne çıkan en önemli şeyleri, yani sivrisineğin, kan emici hayvanların durumu gibi insanlığın kanını emmede onların öne çıktığını görürsün diyor. Özellikle soht, yani aynı zamanda onlar faiz konusunda da çok önde olduklarını Rabbimiz ifade ediyor. Bu konuda kendimin hazırlamış olduğum, bütün Risale-i Nur külliyatından süzmüş olduğum Veciz Sözler adlı eserimde de riba ve faiz konusu özellikle beşerin ıslahını, salahını, iyiliğini ortadan kaldırmak amacıyla Yahudilerin dünyada sermayeyi ellerinde tutmak amacıyla faize ne kadar teşvik ettiğini, o da toplumda bir atalet, bir betalet, bir boşluk ve bir derece insanların dibe vurma gibi bir tehlike içerisinde olduğunu ifade ediyor. Onları da burada uzunca çıkartmışım, sadece başlık olaraktan sizlere arz etmiş oldum. Yine Bediüzzaman Hazretleri eserinde, Sözler adlı eserinin 25. sözün 366. sayfasında diyor ki, Yahudi milletinin ekser memleketlerde her asırda maruz olduğu müteaddit katliamları, öldürmeleri, kadın ve kızları hayatı beşeriye-i sefihanede
oynadıkları rolü ifade eder. Yani kadınların da kötü bir yola düşmelerinde Yahudilerin önemli rol almaları. Yine fesat yapmaları ve bundan kesinlikle ve kesinlikle sakındırmamaları. Yine Bakara suresinin 96. ayetinde sen Yahudileri hayata karşı insanların en hırslısı olarak bulursun. Yine Maide okuduğum 62 ile beraber 64, İsra 4 gibi Bakara 60, Araf 74, Hud 85, Şuara 173, Ankebut 36, Bakara 94 gibi ayetlerde onların, o Yahudilerin durumları o ayet-i kerimelerde anlatılmış olmaktadır. Yani maalesef o konuda insanlığı bir derece kötü yola teşvik ederekten, yani çünkü manen insanlık bitirilirse madden de bitirilmeyle orantılıdır. Yani maddi şeylerini kısarsa manevi dünyasını da bir derece karartmış oluyor. Mesela yine Bediüzzaman Hazretleri demin dediğim kine bağlantılı olarak hem mesela yüzebihûne ebnâekum ve yestahyûne nisâekum, erkeklerini kesiyorlar, kadınlarını bırakıyorlar, onlara hayat veriyorlar. Firavun zamanında Beni İsrail'in oğullarının kesilip kadın ve kızlarını hayatta bırakmak, bir Firavun zamanında yapılan bir hadise ünvanıyla Yahudi milletinin ekser memleketlerde her asırda maruz olduğu müteaddit katliamları kadın ve kızları hayat-ı beşeriye sefihanede oynadıkları rolü ifade eder diye burada daha almışım, devam ediyor o konuyu. Aynı zamanda Yahudiler ile ilgili olaraktan böyle tecidennehum ahresen nasi ala hayatin, hayata karşı onları çok hırslı bulursun. Yine bu ayetin tefsirini Bediüzzaman Hazretleri onların toplum hayatında oynamış oldukları rolleri dile getirmiş oluyor. Yine Sözler adlı eserinin 402. sayfasında. Evet, böyle bir durum içerisine onlar girerler. Burada ayrıyeten zemmetme konusuyla ile ilgili olaraktan burada ayette Maide suresi bu ayeti kerimede mesela bu yaptıkları şeyler ne kötüdür. Kur'an'da belagat kuralı gereği olaraktan nebih ve zem fiilleri tekit yapılır. Burada da Cenab-ı Hak zemmi tekit yapıyor. Bu yaptıkları şeyler ne kötüdür. Tıpkı mesela nefislerinin kendilerine sunduğu şey ne kadar kötüdür. Veya Allah'tan korkanların yurdu ne güzeldir. Biz de ne güzel kabul etmiştik, biz de ne güzel kabul etmiştik gibi belagat kuralı olaraktan Kur'an-ı Kerim'de 4 ayrı yerde Cenab-ı Hak böylece belagat kuralı olaraktan onların yaptıkları şeylerin ne kadar kötü ve ne kadar çirkin olduğunu belir bir şekilde de Rabbimiz ifade etmiş, dile getirmiş olmaktadır. Evet, bu özellikle ay 62. ayet-i kerimede o ayet-i kerimenin nüzulü ile ilgili bir esbab-ı nüzul dediğimiz iniş sebebi ile ilgili 61 ile beraber alalım. Ayetlerin iniş sebebini birkaç tane var. Özellikle içerisinden birkaç taneyi seçerek size arz edeyim. Mesela 61. ayetin nüzulü ile ilgili olaraktan bir kısım Yahudiler hakkında nazil olmuş ki onlar Efendimizin yanına girdiklerinde sırf münafıklıklarından iman etmiş ve onun getirdiklerinden razı olmuş görünürlerdi. Ve Katade'nin başka bir rivayeti var. İbn-i Zeyd'den de bu manada rivayet var. Ve böylece onlar iman etmedikleri halde iman ediyor. Burada ise 62. ayetin nüzulünde ise yine Katade'den rivayetle işte her gün sizin aranızda bulunan Yahudiler böyledir. Ayet böylece onların hallerini beyan ederekten ne kötü bir hal içerisinde olduklarını dile getirmiş oluyor. Yine Süddi'den rivayet ile buradaki günahtan maksadın inkarcılık olduğunu söylüyor. Yahudilerin inkara koştuklarını ayet açıkça ifade etmiş oluyor. Yani o günahın başında da özellikle inkar olayının geldiğini Rabbimiz bu ayet-i kerimede ayetin iniş sebebi olaraktan bu noktayı nazara vermiş olmaktadır. Evet, 62. ayette Rabbimiz bunu dile getiriyor. Ben bu ayeti kerimenin nüzulüyle ilgili olan hususu sizlere arz etmeye çalışayım. Yani ayet-i kerimede onların o hali tasvir edilirken bir de gramer olarak
zamanında hızla geçmesi üzerine gramer olarak tahliline bakalım. Ayette kesiren ifadesi mef'ulun bi. Minhum car ve mecrur olmuş olup kesirenin sıfatına müteallik oluyor. Yusari'une cümlesi ise kesirenden hal olmuş oluyor. Nas mahallinde olaraktan. Lebise makanu ifadesi ise buradaki lam cevabın kaseminde kullanılmış oluyor. Bi ise fiile mazi ve camittir. Ma mevsuledir. Mevsule ifadesi olmuş oluyor. Yine aynı zamanda mahsuf olan zemme has olmuş oluyor. Yani amelühüm manasında mahsuf olarak onların amelleri, yaptıkları işler ne kadar da çirkindir. Yine lebise makanu cümlesi ise mahalli olmayan bir kaseminde cevabı olmuş oluyor. Evet değerli seyircilerimiz, burada elbette ki onların durumlarını nazara verdik. Ama burada da hiç olmazsa kıssadan hisse kabilinden size bir şiirle sonlandırmaya çalışayım. 19. yüzyılda Padişah 3. Mustafa diyor. Yıkılıp dur bu cihan sanma ki bizde düzele. Devleti çarkı deni verdi kamu müptezele. Şimdi erbab-ı saadette gezen hep hazele. İşimiz kaldı hemen merhameti lem yezele. Yine Şeyhülislam İsmail Asım Efendi de bu manada şöyle söylüyor. Hak bu kim mülkü cihan girdi yedi müptezele. Aklı sadıka nizamı hele hiç girmez ele. Belki bağrını kamu eyledi yağma hazele. Ab-ı şer ile meğer ravzayı devlet düzele. Yine sadrazam Rahip Paşa'da onun da bu noktada bir ümidi yok. O da bu manayı teyiden şöyle diyor. Niceler eyledi kamın bu cihanı tiz ele. Feleğin devri mutabık yine bezme ezele. Sanma ey dil ki saadet bula birdem hazele. Verdi hallak-ı cihan müptezeli müptezele. Yani nice kişiler bu dünyanın zevkini ele geçirdi ama dünya gene eski düzeninde dönüyor. Ey gönül, alçakların bir an bile mutlu olacaklarını sen sanma. Dünyayı yaratan verdi, alçağı alçağa. Diğerleri de gerçek şu ki dünya gücü aşağılık kişilerin eline düştü. Doğru düşünle düzenlenme olanağı yoktur. Yaprağından meyvesine kadar her şeyi bayağılar yiyor düşük olan insanlar. Devlet bahçesi ancak şeriat suyu ile belki düzelir şeklinde ifade ediyor. Padişah 3. Mustafa öyle demişti. Bu dünya yıkılıyor, bizde düzeleceğini sanma alçak delik. Böylece kötü insanların işler eline düştü diyerekten o da her dönemde olduğu gibi sıkıntıyı bu manada dile getirmiş oluyor. O halde biz de bir ümit verelim, Rabbimize dönelim son olaraktan. Hudaya hudalık sana yaraşır, nitekim gedalık bana yaraşır. Çünkü sensin fenahı cihan halkının, kamudan sana iltica yaraşır. Şeyh oldur ki kulluğun etti senin, kulun olmayan şeyh geda yaraşır. Şu dil kim mariz-i gamındır senin, ana zikrin ile şifa yaraşır. Şu kim dürr-i gufranın almak diler, der-i gamın bahrine aşna yaraşır. Eğer ki isyanımız çok durur, sözümüz yine Rabbena yaraşır. Ne ümmidi ne bindir işimiz, hemen bize havf-ı reca yaraşır. Eğer adl ile sorarsan adliyi, ukubettir sana seza yaraşır. Ben ettim anı ki bana yaraşır. Sen eyle anı kim sana yaraşır. Şu gündeki hiç çaresi kalmaya ana çare rez Mustafa yaraşır. Allah'ım azizlik sana yaraşır. Nitekim fakirlik bana yaraşır. Madem sensin sığınağı cihanın herkesten sana iltica yaraşır. Şah olur ki sana kulluk eyledi. Kulun olmayan şah geda yaraşır. Gönül ki damından hastadır senin, ona zikrin ile şifa yaraşır. Kim ki mağfiret incisi dediler, dam denizine aşina yaraşır. İsyanımız ne kadar çok olsa da, isyanımız ne kadar çok olsa da, sözümüz Rabbena olmak yaraşır. İşimiz ne ümit ve ne korkudur, lakin bize korku ve ümit yaraşır. Ben ettim onu ki bana yaraşır, sen eyle eyle ki sana yaraşır. Adliyi yani Beyazid'i adli adalet ile sorarsan eğer nimet değil ona ceza yaraşır. Herkesin çaresiz kaldığı günde ona imdad-ı Mustafa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yaraşır. Bu duygu ve temennilerle Allah'a ısmarladık. Kıyılarının açıklarında muazzam hayvanlarla dolu bir